kendi çıkıyor. Kendi çıkıyor. Hmm. Yani küçüğünü değil. Hurma aynı insanoğlu gibi yavruluyor bu şekilde. Hmm. Göğsünden yavrusu çıkıyor. 2-3 sene burada kaldıktan sonra. Ya bir tane, beş tane. Bir ağaçtan bir tane bir çıkıyor. Fazla çıkıyor. Beş tane de çıkıyor, tamam, dört Allah, tane de Allah, çıkıyor. Allah. Abi, 2-3 başka yerde bahsetsen yok. Anası yandım. Tamam. Onu kesip götürüyor musun? Şimdi çekirdekten çıkan şunlar mesela, şu da hurma. Ama olmuyor. Ha. Bunun neyin esas? Annesi göğsünden vermesi lazım. 200 sene annesinin yanında kalıyor. Ondan sonra alıp annenin yanına dikiyor. Çıkardırsız değil mi? Evet. Nasıl alıyorsun onu? Kesip mi? Kesiyoruz abi. Belli bölgesi var kökünün zaten. Evet. Kesiyoruz. Sezeryen gibi. Annenin yanına, annenin görebileceği bir yere dikiyoruz. 200 sene de öyle annenin yanında yani kökünün ulaşması lazım beslemesi için. Direkt kesip alıp götürüp uzağa dikersen yavru ölüyor. Anne de meyve vermiyor. Kenara aparmıyorsun. Neçe yıldan sonra? Efendim? Neçe yıldan sonra kenara aparırsan? Oradan çıkarttın, bastırdın bura. Buradan çıkarttık. Yanına düştük. 200 sene de annenin yanında kalıyor. Yani 5-6 sene. Aile işte şey gibi, insanoğlunun bebekliği gibi. Sonra ne? Ondan sonra alıp uzağa dikebiliyorsun ama direkt kesip götürüp başka yere dikersen anne küsüyor, hurma vermiyor, yavru da ölüyor. Kadının kızı olur mu? Elçeği... Tabii hurmanın erkeği var, dişisi var. Şu ağaçlardan elçeği var mı yani bal vermiyor? Erkekleri var tabii. Şimdi her bahçede 2-3 tane erkek var. 2-3 tane saklıyorsunuz. Tozlamak için ha. Tozlamak için. Erkek olanlar polen üretiyor. Tozu üretiyor. Zaten diğer hurmalarda normal meyve veriyor. Böyle bakanda bir deneyim. Erkek hurmacı meyve bana vermez. Genç hurmanı bir kez polenleyirsin. Ondan sonra kendi rüzgarla mı polenliyor? Her sene insan eliyle. Her sene tabii kafasından. Tabii insan eliyle. Öyle mi? Abi, ablan sual var. Kimin? Bu hansı aylarda yetişir de? Ne zaman bar veriyor? Hansı aylarda? Bir ay önce mahsulüydü. Bir ay önce toplandı zaten. Sentyabr, Noyabr ayları. Yılda bir kere. Yılda bir kere veriyor. Bir ağaç iki ay mı? O Ekim Kasım mı? Ekim Kasım mı? Yani bir ay önce toplama mevsimiydi. Bir ay önce. Bitti. Yani 3 ay önceden başlar. 3 ay önce başlar, bir ay önce bitti zaten. Toplandı bitti. 3 ay bar yıkabilirsin. Yakşı be. Ne kadar meyve verir bir ağaç? Bir 250 kilo. Bakımı iyi yapılırsa 200-250 kilo. Genç bir hurma ağacı 300 kiloya kadar verir. Bakın yani insanoğlu gibi 90 yaşına kadar yaşarlar. Şöyle çaprazlama saydığınız zaman yaşıdır bu. Hurmanın yaşı. Ağacın yaşı. Tabii yılda bir sıra altından dal verir. O da her sene kesilir. Onsuz kesiyorsunuz da. Biz kesiyoruz. Kesmesek uzar da çirkin olur böyle. Karışık olur. Bunun bakımını yapılması lazım. Sonra tam başlarını koparmışsınız. Meyve vermez. Ama o artık kocalıp o ihtiyarladı, yaşlanınca aynı insanoğlu gibi bunda da beyin var. Aha. Hurmanın beyni. Ha. Yaşlandığı zaman beyni düşüyor. En tepe noktasında böyle bir yuvarlak beyni var. Aha. Öldüğü zaman o düşüyor, sonra parça parça bölgeleri düşüyor. Tam düşmüyor yani. Süphanallah. Önce kafası düşüyor, sonra belli bir bölgesi düşüyor. Sonra en sonunda kesip alıyoruz. Kestiğimizi de atmıyoruz. Bu bahçenin belli bölgelerine koyup yakıyoruz. Onun çıkan dumanı diğer hurma ağaçlarına besin oluyor. Haşerelerden, böceklerden. Zaten ilaçlama yok. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Abi kusura bakma, bir soru soracağım. Siz söylediniz, siz bunun yılından belli olur. Düzdür. Çapraz zaman sayıldığı zaman şu şekilde en yukarıya kadar yaşı buradan kaç yaştır? Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hemen hemen 15-16 yaşında. Kaç yaşından başlıyor bar vermeye? Efendim? De burada. Bar kaç yaşından başlıyor meyve vermeye? Aynı buluğ çağına girmiş insanoğlu gibi. 12-13 yaşından sonra. Şimdi bu vermiyor. Yok, bu verir. Kaç yaşında? Ya bu 15-16 yaşında. 12-13 yaşında meyve vermeye başlar. Buluğ çağı. Su talebi çoktu bunda. Tabii. Dibinin devamlı ıslak olması lazım.